Disney Plus'ın tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlayacağı iddia edildi. Dijital platformdan henüz tatmin edici bir açıklama gelmezken söz konusu iddia Türkiye'de tepkileri beraberinde getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kararın Ermeni lobisinin baskısıyla alındığını ve utanç verici olduğunu ifade etti. Muhalefetten de tepkiler geldi. Rütük Başkanı Ebubekir Şahin de kuruluş hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Ah, yaktık şu mübarek vatanın her yerini. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin çağrısı etkili oldu. Tüm dünyada yayınlanmak üzere çekilen Atatürk dizisi sadece Türkiye'de yayınlanacak. İddia böyle. Üstelik dijital platform Disney'den henüz resmi bir açıklama yapılmaması kafaları daha da karıştırdı. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, skandal iddiaya sosyal medya hesabından gösterdi tepkisini. Kararda Ermeni lobisinin etkisine atıf yaptı, utanç verici dedi. Amerika merkezli bir dizi film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Yok imiş, kurtaracak Bahtı Karamaderini. Atatürk dizisinin yayınlanmayacağı ile ilgili iddialara muhalefet de tepkiliydi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kınama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Disney bu kararı nedeniyle en ağır şekilde karşılık bulacak ifadesini kullandı. İsteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği. Bir tepki de İyi Parti'den geldi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Mustafa Kemal Atatürk demek Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz dedi. Bir de çağrısı vardı. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin de olduğu 6 bölümlük dizinin akıbeti henüz bilinmiyor. Ancak kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili radyo ve televizyon üst kurulu da harekete geçti. Rütük Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus'la ilgili inceleme başlatıldığını ve savunma alınacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Biz bununla ilgili olarak çalışmamızı yapıyoruz. Hep söyledim, bu vesileyle bir kez daha söyleyeyim. 1938'den beri konuşmadığı halde hala susturulmaya çalışılan, asırları aşan bir lider Atatürk. Yani küçük kafaların alamayacağı kadar büyük bir lider. Türkiye ve dünyada önderliği 20. yüzyıldan 21. yüzyıla devam eden en büyük Türk. Siz diziyi sadece Türkiye'de göstereceğiz deseniz de, Ermeni lobisi yüzünden dünyaya açılmasını engelleseniz de, Atatürk dünyaya açılalı çok oldu. Atatürk'ün liderliğinin büyüklüğünü dünya biliyor. Onun için herkes haddini bilsin. Disney Plus'a kamuoyu gereken cevabı veriyor zaten. Tabii bu arada Amerika'daki Ermeni lobisini ve etki alanını düşününce bizim niye dünya çapındaki kararları etkileyecek bir lobimiz yok? Varsa niye bu söz konusu lobilerin uydurmaca tezlerini çürütecek kadar faal değil, onu da bir gözden geçirmek lazım. Türkiye'nin bundan sonrası için daha etkin kullanması gereken bir başka stratejik güç de belli ki lobicilik. Ve son olarak kimseden beklemeyelim, kendi göbeğimizi kendimiz keselim derim. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli Atatürk filmini biz yapalım, Kültür Bakanlığı öncülük etsin. Filmi dünyaya biz yayalım. Cumhuriyet'in 100. yılında tüm hadsizlere hem çok anlamlı hem çok yerinde bir cevap olur. Ve devam ediyoruz. CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda 4 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda değişim tartışmaları gündemdeydi. Bazı üyeler üstü kapalı açıklamaları eleştirdi. Toplantıda yer alan isimlerden biri olan Özgür Özel de kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tüm bu tartışmalara sessiz kaldığı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımı 4 saatlik kritik merkez yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda değişim çağrısını yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel ve Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyeleri üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindi. Özgür Özel'in seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmeyenler nedeniyle parti tabanında öfke olduğuna dönük açıklamaları masaya yatırıldı.
MYK üyeleri eleştirilerini dile getirdi. Özgür Özel neden bu açıklamayı yaptığını anlattı. Kılıçdaroğlu'nunsa tartışmalara hiç değinmediği, sessiz kaldığı ifade ediliyor. TV100'den Betül Aras, Özel'in istifasını isteyenler oldu mu? Biz parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmak gibi bir usule sahip değiliz. MYK toplantısında bazı ilçe başkanlarının da görevine son verildi. Sivas Merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Bu görevden almalara itirazların önümüzdeki süreçte toplanacak olan parti meclisinde karara bağlanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim çalışmaları ile ilgili de TV100 editörü Betül Araz'ın edindiği bilgilere göre toplanacak o parti meclisi toplantısında genel başkanlık kurultay tarihinin de belirleneceği ifade ediliyor. Peki değişim isteyen grup olağanüstü bir kurultay için harekete geçer mi? CHP'li kaynaklara göre bu mümkün değil. Nedeni ise delege seçimlerinde değişim isteyen grup istediğini alamadı. Genel merkeze göre umduğunu bulamayan muhalif isimler kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmak istiyor. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nu kamuoyu baskısı altına alarak bıraktırmaya çalışıyor. Genel merkezde bu görüş hakimken değişim isteyen isimlerin başında gelen Özgür Özel aksi yönde açıklamalar yapıyor. Genel başkanlık kurultayının 29 Ekim'de yapılması gerektiğini vurguluyor.